2021 yılında şikayeti olan, derdine derman arayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin sitesi CİMER'e yazdı. 6 milyon 100 bin başvuru yapıldı değerli izleyenler. Aralarında balkonuna konan, martıya kızan, pandemiden bunalan, rüyasını bile anlatan vardı. Hayırlı cumalar yazan mı dersiniz? Ben şu diziyi çok seviyorum, bir bölümü bizim mahallede çekilsin diyen mi dersiniz? Şaşırmadım. Rüyasını yazan oluyormuş. Hayırlı cumalar yazan oluyormuş. Çok iyi. Yani artık herhalde rüya gibi bir hayat istiyoruz kendimize. Kimi rüyasını, kimi de şikayetini, ihbarını iletti. CİMER'e gelen ilginç mesajlar bir kez daha başka ülkede yaşayamam dedirtti. Yazan hayırlı cumalar mı? Bazısı selamını, bazısı kelamını yazdı. Sınırlar zorlandı. Derdine derman arayan 2021 yılında en çok CİMER'in kapısını çaldı. Aktif olarak takip edildiğini biliyorum. O konuda CİMER'e güveniyoruz. Cumhurbaşkanlığına bağlı CİMER, devletle millet arasında kurulan bir iletişim köprüsü. 2021 yılında CİMER'e 6 milyon 100 bin başvuru yapıldı. Yani günde ortalama 17 bin başvuru geldi. Çoğu ekonomik ve toplumsal olaylara, gelişmelere dairdi. Ve bu mesajların %91'ine dönüş yapıldı. Geri kalanına neden dönüş yapılmadı derseniz cevabı çok ilginç. Bu bir tek CİMER için geçerli değil. Ambulans hattını da meşgul edenler, polis hattını da aynı şekilde meşgul edenler var. Kimi genç, kimi yaşlıydı. Milyonlar yazdıkça rahatladı. İstisnasız her gün CİMER'e yazan vatandaşlar var. Cumaları hayırlı cumalar mesajı atan da var. Rüyasını yazıp tabir soran da bulunuyor. Dahası beğendiği dizinin kendi mahallesine çekilmesini isteyen vatandaşlar da CİMER'e başvuruda bulunuyor. Pandemiden herkesin kafası çok kaçtı, yani yaparlar, normaldir. Bir vatandaşımız şöyle bir şikayette bulunuyor. Evimin balkonuna martı kondu ve ben bu martıyı ya öldüreceğim ya da gelin alın diyerek şikayet eden vatandaşlarımızı gördüğümüz için şaşırmıyorum. Atılan mesajlara gülüp geçen de oldu, bu kadarı da olmaz diyen de. Nükteden bir tarafımız var ama nükteden tarafımızı biz çok suistimal eden bir toplumuz.